PlayStation Türkiye ekranlarından herkese selamlar, ben Özcan. PlayStation'da geçen ay serimizin yeni bölümünde Haziran ayındaki önemli gelişmelere bakıyoruz. Yine ilk olarak geçen ay çıkan oyunlara baktığımızda bizi ilk karşılayan oyun 16 Haziran'da çıkan Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge oluyor. Klasik ninja kaplumbağalar oyunlarından esinlenen yapım, ünlü kaplumbağaların 1987 yılından beri eskimeyen tasarımını tekrar hayata döndürüyor. Leonardo, Michelangelo, Donatello ve Raphael'i özleyenler için harika haber. Sıradaki oyunumuz aslında yeni bir oyun olmasa da çok oyunculu arenalarda kapışmayı sevenler için iyi bir seçenek. İlk olarak 2020 yazında beğenimize sunulan Fall Guys 21 Haziran'da Free For All başlığıyla ücretsiz bir yapım olarak PS5 ve PS4 için çıkışını yaptı. Çevrim içi 60 kişiye kadar birlikte oynanabilen bir çok oyunculu parti yapımı olan Fall Guys daha uzun süre kapışmalara sahne olacak gibi. Ayın 24'üne geldiğimizde korku severler için iyi bir seçenek olan Medicine'ın çıktığını görüyoruz. Korkunç bir birinci şahıs psikolojik korku oyunu olarak tanımlanan Medicine'da içine şeytan giren bir kameranın yardımıyla ölümlü dünyayı öteki dünyaya bağlıyoruz. Ve tabii ki hayatta kalabilmek için çeşitli bulmacaları çözüp çevreyi de keşfetmeye çalışıyoruz. Ve ayın sonunda çıkan Cuphead DLC'si The Delicious Last Course geçtiğimiz ayın son oyunu oluyor. Yepyeni bir adada geçen içerikte kahramanlarımız Cuphead ve Mugman'e Miss Chalice eşlik ediyor. Oyunda yenilenen hareket seti ve yeteneklerle oynanabilir bir karakter olarak gelen Miss Chalice'la yeni zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Kendine has görsel tarzıyla beğeni kazanan yapım 30 Haziran'da oyuncularla buluştu. Haziran ayının önemli gelişmelerinden biri de 2 Haziran'da yapılan yeni State of Play etkinliğimizdi. Türkiye saatiyle 2 Haziran gece 1'de izlediğimiz etkinlikte Resident Evil 4 Remake duyurusu, Street Fighter 6'dan detaylar, Final Fantasy 16'nın yeni fragmanı ile çıkış tarihi, The Callisto Protocol ve Strain oynanış görüntüleri gibi önemli anlara tanık olduk. Ayrıca PSVR 2 için Horizon, Call of the Mountain, Resident Evil Village, The Walking Dead, Saints and Sinners ve No Man's Sky gibi önemli yapımların geliştirildiğini öğrendik. Çok doyurucu bir State of Play olan 2 Haziran'daki etkinlik oyun dünyasında büyük ses getirdi. Askeri FPS oyunlarını sevenlerin gözde serilerinden olan Call of Duty adına 8 Haziran'da oyuncuları sevindiren bir gelişme yaşandı ve Call of Duty Modern Warfare 2'nin gösterimi yapıldı. 2019'da reboot olan Modern Warfare'in devamı olacak oyunda Task Force 141'in efsanevi bir kadro haline gelmesini sağlayan olayları deneyimliyoruz. Yeni bir dönem başlıyor başlığıyla duyurulan oyunda yenilenen gelişmiş bir yapay zeka sistemi, yeni silah ve araçlar, gelişmiş görüntü işleme, hiç olmadığı kadar özelleştirme olan sağlayan yeni bir Gunsmith sistemi ve yeni nesil oynanış dinamikleri bizi bekliyor. Call of Duty Modern Warfare 2 28 Ekim'de PS5 ve PS4 için geliyor. 9 Haziran tarihine geldiğimizde ise PlayStation oyuncuları için çok özel bir haberle karşılaştık. The Last of Us'ın bir yeniden yapımı olan The Last of Us Part 1 duyuruldu ve çıkış tarihi açıklandı. Joel ve Ellie'nin oyuncularda büyük etki bırakan klasik hikayesinin baştan sona bir yeniden tasarımı olacak yapım 2 Eylül'de sadece PS5 için Türkçe altyazı ve Türkçe dublaj seçeneğiyle çıkıyor. Oyunda yenilenmiş grafikler ve seslerle beraber geliştirilen efektler ve keşif öğesi, DualSense için uyarlanabilir tetikler ve dokunsal geri bildirim desteği, 3 boyutlu ses desteği, modernleştirilmiş oyun ve kontroller ile daha fazla erişilebilirlik seçenekleri yer alacak. Left Behind isimli DLC'yi de içerecek bu unutulmaz macerayı yeni nesilde ilk kez ya da bir kez daha oynamak çok güzel bir deneyim olacak. Ayın ortalarına doğru 13 Haziran'da yapılan Capcom Showcase'den özellikle Resident Evil hayranlarını sevindiren haberler geldi. Buna göre Resident Evil 2 ve 3 Remake ile Resident Evil 7 için PS5'e yeni nesil güncellemesi ücretsiz olarak yayınlandı. Ayrıca Resident Evil Village için 28 Ekim'de gelecek Gold Edition ile Winters isimli genişleme sayesinde oyunda Ethan Winters'ı 3. şahıs kamera açısıyla yönetebilecek, Rose'u kontrol edeceğimiz Shadows of Rose isimli hikaye genişlemesinde oynayabileceğiz. Bunun yanında Mercenaries modunda Chris Redfield, Lady Dimitrescu ve Heisenberg karakterlerini de yönetebileceğiz. Ayrıca Resident Evil için çok oyunculu bir deneyim olacak Reverse de 28 Ekim'de çıkmış olacak. Etkinlikte bir de Resident Evil 4 için kısa bir video yayınlandı ve Resident Evil Village için PSVR 2 oynanışı gösterildi. Yani Resident Evil hayranları için dop dolu geçen bir etkinlik izlemiş olduk. Man,
Ve Haziran ayındaki son önemli gelişme Gran Turismo 7 tarafından geldi. 22 Haziran'da ücretsiz olarak gelen 1.17 isimli güncelleme ile oyuna 3 yeni araç, uluslararası bir pist ve GT Cafe menüleri için 3 yeni menü eklenmiş oldu. Suzuki V6 Eskido, Suzuki Vision Gran Turismo GR3 versiyonu ve 1932 Ford Roadster araçlarını oyuna ekleyen bu güncelleme, takma adı Glen olan ve 1956'da açılan tarihi bir yol parkuru olan Watkins Glen International pistini de oyuna eklemiş oldu. Böylece geçtiğimiz ayın önemli gelişmelerini sıraladığımız bir PlayStation'da geçen ay videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve tüm güncel haberler için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Değil mi?